Merhaba arkadaşlar. Özcan Karadeniz arkadaşımızdan gelen bir e, istek var. Eee, YouTube eğitim videolarınızı kapalı dosyaya veri kaydetme kodlarını yazdığım sürekli hata veriyor. O sırada hatayı bulamıyorum. Aynı aynen sizin gö gösterdiğiniz gibi yazdığım halde dosyaları size gönderiyorum. Hatayı bulursanız sevinirim. Teşekkürler Özcan Karadeniz. Hemen Özcan arkadaşımızın, kardeşimizin gönderdiği dosyaları bir indirelim. Burada bunları buradan keseceğim arkadaşlar ve masa üstüne bir klasör açıyorum mesela buna prg diyeyim buraya yapıştırayım arkadaşlar dosyaları buraya yapıştırdım burada makro içeren dosyamız bu verileri herhalde kaydettiğimiz dosya bu ee, önce şuna bir bakalım düzenlemeyi etkinleştir diyelim tamam burada orders var bir de devam var gördüğünüz gibi. Tamam bu böyle açık olsun. Diğerine bir bakalım. Siparişler. Bu da düzenleme etkinleştireyim. Yeni sipariş oluştur diyorum. Buraya sipariş numarasını yazıyorum. Sipariş adını yazıp kaydet diyorum. Ve hata alıyorum. Tabii ki doğal olarak hata alacağım. Çünkü dosya yolunu değiştirmem lazım. Dosya yolunu nasıl alıyorum? Şuradaki dosyalardan birinin üzerinde sağ tuş özellikler demeye gerek yani diyebilirsiniz. Şurada yol yazar. Dosya yolu, konum yani. Veya şuradaki adres satırına tıklarsınız. Bunu buradan kopyalarsınız. Bu arada Süleyman benim oğlumun ismi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, bunu Ctrl-C ile kopyalıyoruz. Gelip şu şuradan itibaren dosya adından öncesi ve ters önce buraya dosya yolunu yapıştırıyorum. Şimdi burada sayfa 1 var, devam var. Acaba ee, Nereye kayıt yapılması gerekiyor? Burada tarih, sipariş, no sipariş adı. Burada gelen, giren bence buraya kayıt olması lazım. Şu orders'ı çift tıklayıp Ctrl-C ile kopyalıyorum. Dosya adımızın o olduğu anlaşılıyor. Şurada dosya adına şuraya bunu yapıştırıyorum. Tamam. Ee, bir de şöyle forma da bir bakalım. Bunun ismini dt-tarih, sipariş, no sipariş adı. O zaman şurayı da değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şurayı. DT tarih. Şurası da. Yani nokta value falan demenize gerek yok. TXT e, sipariş no. Şurası da. E, TXT sipariş ad olması lazım. Tamam burayı da düzelttik. Burada. E, burada for x bir, Burada boş bir döngü var. E, onu da şöyle yapmamız lazım. Ee, şurada if diyeceğiz arkadaşlar. Eğer şunun ol şurayı kopyalıyorum. Eğer şuradaki değer yani burası da bir boşluk bulursan çık burada diyeceğiz. Burada value de demeye gerek yok. Eşittir boş ise den then exit for. Bunu yazarak kaçıncı yani satıra kayıt yapacağımızı öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu if ile x'imizi öğrenmiş olduk. Dolayısıyla ordersa bunu kaydedecektir. Bir deneyelim isterseniz. Tabi dosyanın açık olmaması lazım. Açık olduğu durumda tek yapmamız gereken şey de şu arkadaşlar onu da ne yapalım yapalım. Burada bir hata çıkacaktır. Eğer dosya açıksa ikinci kez açınca burada diyeceğiz ki işte dim hata as label bir etiket tanımlıyoruz on error go to hata diyoruz. Bir hata bul, görürsen hataya git. Şurada bir sınır koymamız lazım. Exit sub diyerek bir sınır koyacağız. Yani hata olmadığı durumda olmazsa aşağı inme diye. Burada hata iki nokta üst üste deyip şunun aynısını yazıyoruz. Sadece open'ı almıyoruz arkadaşlar. Ctrl C, Ctrl V. Dolayısıyla açık da olsa yazacaktır. Sadece buraya bir mesaj yayınlasak msg box message box e, sipariş kaydedildi diyelim. Aynı şey, bunun aynısını bir de aşağıya da alalım. Ctrl C, Ctrl V. Hepsini yaptık. Şimdi deneyelim isterseniz. Hemen e, sipariş numarası 10 şey sipariş numarası 1 olsun. At test sipariş 1 olsun. Sipariş 1. Bunu kopyalayayım. Kaydet diyorum. Evet diyorum. Ve sipariş kaydedildi. Tekrar 2 sipariş 2 kaydet. Sipariş kaydedildi. Bak dosya açık da olsa kaydeder. İsterseniz bir dosyayı açalım. Hatta kaydetmiş bir bakalım. Orders'a bakalım. Gördüğünüz gibi siparişlerimizi kaydetmiş. Açık konumda da olsa hemen 3 diyelim. Sipariş 3 kaydete basıyoruz ve kayıt oluyor. Durum bu arkadaşlar. Hemen bunu gönderelim de arkadaşımıza Özcan Bey'e güzelmiş hali düzeltilmiş hali ektedir diyelim. İyi çalışmalar. Hemen bu dosyayı da buraya sürükleyelim. Böyle bir çalışma yaptık birlikte arkadaşlar. Arkadaşlar daha önceki şeylerde de söylüyorum YouTube algoritması çok beğenilen, çok abonesi olan kanalların videolarını daha ön plana çıkarıyor. dolayısıyla bu tür derslerin işte daha çok arkadaşımıza, vatandaşımıza, yurttaşımıza ulaşmasını istiyorsanız lütfen abone olalım. Tek yaptığınız yapacağınız abone ol. beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Hayırlı geceler.